Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir shake yapacağım. Bu shake cidden aşırı enerji veriyor ve diyetinizde, sporunuzda, spordan sonra özellikle ben öyle yapıyorum. İçebilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Önce kırdığım taze fındıkları atıyorum. Sayısı fark etmez. Daha fazla da kırabilirseniz iyi olur. Sonraki malzemelere yulaf ezmesi ve şöyle bir süt var. Bunu da yeni deneyeceğim. Bunu katacağız. Su da katabilirsiniz ayrıyeten. Ama sütle daha lezzetli olur diye daha lezzetli olacağına inanıyorum. Şöyle bir yemek kaşığı attım. İkinci yemek kaşığını da atıyoruz. Elimizi korkak alıştırmayıp üçüncüyü de atıyoruz. Evet, gene göz kararı. Şu kadarcık da fıstık, yer fıstığı kırdım. Bunu da atalım. Şöyle tat versin diye incir ve bir de bal koyduk mu mükemmel şekerli bir şey olacak. Evet, 3 tane incir koydum. Şimdi göz kararı balımızı ekliyoruz. Hop, yeter. Çok bile. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Az bir şey de toz ekleyeceğim. Protein tozu. Aldım şöyle. Tam ölçeği almayacağım. Biraz ölçekten biraz az böyle. Bunu ekliyoruz. Ve benim favorim olan Türk kahvesi. Bunu da ekleyeceğiz. Şöyle tam dolusu olmadan bir yemek kaşığını ekleyelim. Tamam. Şimdi süt ekleyeceğiz ve hazır. Evet, sütümüzü de şöyle döküyoruz. Her şey olduğu gibi göz kararı. Ekle abi. Dök 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 dök. Yeterli. Şimdi çekelim. Evet, her şey hazır. Yani tabii biraz daha kütle kazanmak isteyen biri varsa badem katabilir. Aklıma başka ne geliyor? İşte leblebi biraz. Yani ne varsa katabilir açıkçası. Biz böyle yaptık. Hadi bakalım çekelim. Biraz daha çekelim. Evet, shake'imiz hazır. Bakalım ne kadar çıkacak. İki bardağımı aldım şöyle. Bir bardak doldu. İkinci bardağın da yarısına kadar dolar diye düşünüyorum ama. Biraz daha sıvı katabilirmişim bak. Çok katı parça kalmış, evet. İkinci bardağa da biraz üstüne süt ekleyeceğim. Evet, sütümüzü de ekleyelim. Tamam. Shake'imiz hazır. Bir tat testine geçiyorum. Hemen bakıyorum şuna. Oo. Bu sefer Türk kahvesini çok koymuşum. Onun tadı yoğun ama harika bir tadı var. Kesinlikle buz koymanızı öneriyorum. Takipte kalın. İyi seyirler.